Arkadaşlar merhaba. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde masal konusunda giriş yapmıştık. Masal işlemiştik ve masalın yapısı başlığına kadar gelmiştik sevgili arkadaşlar. Masalın yapısı başlığını işleyip masalda tip başlığında bırakmıştık. Bir önceki dersin son kısmını hatırlarsanız masalın yapısının döşeme, olay ve dilek olarak 3 bölümden oluştuğunu sizlere bir kere daha hatırlatmak isterim sevgili arkadaşlar. Peki bugün neyle devam ediyoruz? Bu dersimizde neyle devam ediyoruz? Masalda tip konusuyla devam ediyoruz konumuza kaldığımız yerden sevgili arkadaşlar. Hala çocuk edebiyatı ürünleri içerisinde masal başlığındayız, masal konusundayız. Şimdi bu masalda tip başlığının altındaki kısmı okumadan önce okumamış olsanız ben size desem ki arkadaşlar masalda tip nedir ya? Bana masalda tipi bir açıklayabilir misiniz desem. Hani masalda tiple ilgili nasıl bir bilgiye sahipsiniz desem. Bana yardımcı olur musunuz desem, büyük oranda bu soruyu sorduğumda şöyle bir cevapla karşılaşıyorum arkadaşlar. Hocam diyorlar işte Keloğlan bir masal tipidir. Kırmızı başlıklı kız, pamuk prenses, yedi cüceler bunlar ayrı ayrı masal tipleri diyoruz. Ama burada çok kritik ve ciddi bir hata yapıyoruz arkadaşlar. Masalda tip hemen bakın tanımda da ne söylüyor. Masal tipi sık sık masal kahramanıyla veya masaldaki karakterlerle karıştırılmaktadır. Örneğin Keloğlan, padişah veya cadı zaman zaman masal tipi olarak adlandırılmaktadır. Oysa masal tipi bir terimdir arkadaşlar. Ve kendi başına var olabilen her masal tek başına bir masal tipidir. Yani Keloğlan masalları ve onun içerikleri, Keloğlan masalları çeşitleri diyelim. Keloğlan masalı bir masal tipidir. Kırmızı başlıklı kız masalının kendisi bir masal tipidir. İçindeki bütün karakterlerle birlikte. Kırmızı başlıklı kızın içinde kurt vardır, onun ninesi vardır, avcı vardır. Onların hiçbir önemi yoktur. Masal tipi dediğin şey kırmızı başlıklı kız masalıdır. O hikayenin, o masalın kendisi bir tiptir arkadaşlar. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalı genel masal olarak bir masal tipidir. Kibritçi kız bir masal tipidir atıyorum arkadaşlar. Yani masal tipi masal kahramanı değildir. Masal tipi dediğimiz şey oradaki kahramanla, karakterle alakalı olan bir şey değil. Tek başına var olabilen, hayatını sürdürüp günümüze kadar ulaşabilmiş bir masal hikayesinin kendisi masal tipidir arkadaşlar. Bunu anlatabildiğimi düşünüyorum. Buna dikkat edin lütfen. Çünkü bu bizim için önemli. O zaman ne diyoruz? Dolayısıyla her masal aynı zamanda bir masal tipidir diyoruz. İçerindeki kahramanların ve karakterlerin kimler olduğuna bakılmaksızın her masal aynı zamanda bir masal tipi olarak karşımıza çıkmaktadır sevgili arkadaşlar. Masalların benzerliklerini ve sayılarını tespit etmek amacıyla masal tip tasnifleri ve tip katalogları geliştirilmiştir sevgili arkadaşlar. İşte şu tarzda masallar, bu tarzda masallar gibi. Dünyadaki ilk önemli masal tipi tasnifi Anti-Arn tarafından yapılmıştır. Türk masallarındaki ilk tip kataloğunu da sevgili arkadaşlar Wolfram Erhard ve Pertev Nahili Boratav hazırlamıştır ifadesini kullanabiliriz. Ama şu yazarlar çok kritik değil. Şu ana kadar böyle bir bilgiye dair hiçbir soruyla karşılaşmadık arkadaşlar. Ne sınıf öğretmenliğinde, ne Türkçe öğretmenliğinde, ne okul öncesi öğretmenliğinde. Hangisi nasıl bir tasnif yapmıştır, kim hangi alanda çalışmıştır gibi bir ifadeyle hiç karşılaşmadık. Aklınızda bulunsun. Çok da oraları ezber yapmanıza gerek yok sevgili arkadaşlar. Masalda motif. Arkadaşlar masalda motif de çok net bir şekilde olağanüstülüğün olmasıdır. Hani biz masalın tanımı için demiştik ya, masal olağanüstü olayların anlatıldığı, olağanüstü kahramanların başından geçen bir anlatı türüdür demiştik. Uzun bir anlatı türüdür demiştik. Ve o masaldaki olağanüstülük motifi oluşturuyor sevgili arkadaşlar. Ve motifin oluşabilmesi için olağanüstülük şarttır, bir zorunluluktur arkadaşlar. Yani bir masalda motiften bahsetmek istiyorsanız o masalda olağanüstülükten bahsedeceksiniz. Başka türlü motiften ne yapamazsınız? Bahsedemezsiniz sevgili arkadaşlar. Yani olağanüstülük burada nasıl açıklanabilir? Olayda, şahıslarda, zamanda veya mekanda olabilir. Hiçbir önemi yok arkadaşlar. Mesela padişahın oğlunun atına binip tıngır tıngır gitmesi masalda motif değildir. Burada olağanüstülük yoktur. Ama padişahın oğlunun atına binip göz açıp kapayıncaya kadar fersah fersah mesafeleri atlamış olması bu motiftir işte. Çünkü burada olağanüstülük vardır sevgili arkadaşlar. Ya da herhangi bir tasla su içmenin hiçbir özelliği yoktur mesela. Yani tasla su içersin. Bunun masalda motifi etkileyecek bir durum söz konusu değildir. Burada bir olağanüstülük yok. Ama aynı tastan su içildiğinde insanda bir şekil değişikliği oluyorsa atıyorum
Tastan su içiyorsun, insan kurbağaya dönüşüyor. Ne bileyim, kurbağa insana dönüşüyor gibi bir şey. Yani bir orada şekil değişikliği yaşanıyorsa işte orada olağanüstülük vardır. Dolayısıyla orada motif vardır arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım. Masalda motifin olabilmesi için olağanüstülük şarttır. Masalda motif olağanüstülüğün kullanılmasıdır zaten. Halk anlatmalarının motif kataloğunu Steve Thompson tarafından hazırlandığını biliyoruz sevgili arkadaşlar. Ve bu eser hazırlanırken tarihi coğrafi Fin metodunun uygulandığını biliyoruz. Ama dediğim gibi sevgili arkadaşlar, az önce de belirttiğim gibi biz şu başlıklarla ve bu soruların olduğu herhangi bir eserle, bir soru kalıbıyla şu ana kadar hiç karşılaşmadık. Neyi, kim, hangi şartta, ne zaman, nasıl, hangi eserinde çalışmıştır? Böyle bir soruyla asla karşılaşmadık. Bilginiz olsun. O konuda da sizi bilgilendireyim sevgili arkadaşlar. Masal türlerine geçtiğimiz zaman bu başlık önemli işte. Masal türleri başlığı. 3 tane masal türü var. Bir, asıl halk masalları dediğimiz geleneksel masallar. Yani hepimizin en iyi bildiği masallar sevgili arkadaşlar. İkincisi edebi masallar. Üçüncüsü de çağdaş masallar olmak üzere 3 başlık altında incelenen bir başlık. Peki asıl halk masallarını konuşalım. Geleneksel masalları konuşalım. Dinleyiciyi inandırmak gibi bir iddiası olmayan, bünyesinde kalıplaşmış ifadeler bulunan, masal anası, masal ninesi, masal atası verilen anlatıcılar tarafından anlatılan, hayal ürünü anlatmalara asıl halk masalı ya da geleneksel halk masalı ismini veriyoruz sevgili arkadaşlar. Hani biz bu maddelerin hepsini masal konusunun kendisinde işledik. Çünkü masal konusunda işlediğimiz masallar bu masallardı. Mı şekili anlatılır, olağanüstülükler vardır, her tür kahramanla karşılaşabilirsiniz vardı ya, orası burası arkadaşlar. Bir önceki derste işlediğimiz. Bu tür halk masalları kalıp ifadelerden, formal sözlerden yana zengindir sevgili arkadaşlar. Olaylar, şahıslar, olağanüstü varlıklar ve şahıslar arasında geçebilir sevgili arkadaşlar. Unutmayın, bu masal tipi türünde her şey masala kahraman olabilir. Elimdeki kalem bir süper kahraman olabilir. Kol saatim masala kahraman olabilir. Bir çaydanlık masala kahraman olabilir. Bir hayvan, dev, cin gibi ürünler masala kahraman olarak seçilebilir sevgili arkadaşlar. Dev, şeytan, cin, cadı gibi olağanüstü kahramanların bulunduğu masal türüdür. Diğer halk anlatılarına göre daha uzundur. Genellikle hayal mahsulüdür sevgili arkadaşlar. Okuyucuyu inandırmak bir gibi bir kavgası yoktur. Öyle bir derdi yoktur. Ve okuyucu da bu masal türünün gerçek olmadığını bilmektedir. Hani demiştik ya, masalların en önemli özelliği onların gerçek olmadığına inanılmasıdır demiştik hatırlarsanız bir önceki dersimizde. Bu masal türü o masal türü sevgili arkadaşlar. Anonim masallardır. Sözlü halk ürünüdür ve söyleyeni belli değildir. Daha sonra bir derleyici tarafından yazıya geçirilmiştir sevgili arkadaşlar bu tarz masallar. Binbir Gece Masalları Doğu Dünyası'nda, Kırk Vezir Hikayesi yine, Sinbadname en eski ve en tanınmış masal örnekleridir. Yine Keloğlan Masalları Türk Halk Masallarının en tanınmış ürünüdür biliyorsunuz. Batı Dünyası'nda Pamuk Prenses, Kırmızı Başlıklı Kız gibi örnekler de sevgili arkadaşlar Batı Dünyası'nın en tanınmış masal ürünleridir ifadesini kullanabiliriz. Grimm kardeşler bu konuda çok önemli. Bunu bilmekte fayda var. Masal deyince Grimm kardeşler gerçekten önemsenmesi gereken kişiler. Alman halk masallarını derleyerek bu yolda çalışanlara öncülük etmişlerdir sevgili arkadaşlar. Yani bu işin başlangıcını yapan adamlardır diye biliriz. Edebi masallara geçmeden önce size burayla ilgili şundan bahsetmek istiyorum. Jean-Jacques Rousseau'nun Emil isimli romanını konuşmuştuk hatırlarsanız sevgili arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde. Jean-Jacques Rousseau'nun Emil isimli eserini konuşmuştuk. Orada kahramanımız Emil'di hatırlarsanız. Ve Jean-Jacques Rousseau Emil isimli kahramanına masalları okutmazdı. Jean-Jacques Rousseau'nun neden olduğunu hatırlayalım, neden okutmadığını hatırlayalım Emil'e bu masalları. Arkadaşlar korku, asıl halk masallarından bahsediyoruz ve şiddet unsurlarına yer verdiği için, korku ve şiddet unsurlarına yer verdiği için çocukların gelişim düzeyi için uygun değildir. Yetişkinler içindir demiştik arkadaşlar hatırlarsanız. Asıl halk masalları, yani sevgili arkadaşlar geleneksel halk masalları korku ve şiddet unsuruna yer verdikleri için çocukların gelişim seviyesine
uygun değil, yetişkinlerin gelişim seviyesine uygundur diyor. Jean-Jacques Rousseau Emil isimli eserinde ve kahramanı Emil'e de sevgili arkadaşlar, asıl halk masallarını yani geleneksel masalları anlatmıyor, okutturmuyor sevgili arkadaşlar. Bunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen siz de asıl halk masallarını notunuzu önünüze koyun arkadaşlar. Notunuzun üstünde asıl halk masallarının yanına korku ve şiddet unsurlarına yer verildiği için çocukların gelişim seviyesine göre değil, yetişkinlerin gelişim seviyesine göredir diye lütfen notunuzu alın sevgili arkadaşlar. Bu söylediğim yeri videoyu sardırıp sardırıp defalarca izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Orayı lütfen not almayı unutmayın. Peki edebi masallara, hayvan masallarına, bir diğer adıyla fabllara geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen başlamadan önce şundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar fabllar, edebi masallar ya da hayvan masalları hepsi aynı başlık. Genellikle şiir şeklindedir. Manzum diyoruz değil mi biz buna sevgili arkadaşlar? Genellikle şiir şeklindedir. Ancak düz yazı şeklinde olan nadir örnekleri de vardır. Düz yazı nadir diyelim. Genellikle şiir şeklindedir. Nadir de olsa fabulların yani hayvan masallarının ya da bir diğer ifadeyle edebi masalların ne olduğunu rastlıyoruz. Düz yazı türünde olduğuna rastlıyoruz. Kahramanları bazen hayvanlar, bazen de hayvan ve insan olan, ders vermenin öne çıkarıldığı, kısadan ise çıkarılan halk anlatmalarına hayvan masal denir. Kahramanların genelde hayvan olan arkadaşlar. Büyük ihtimalle hayvan olduğuyla karşılaşıyoruz. Fabullar didaktik öğretici bir değer taşır ve vermek istediği bir öğüt, bir mesaj vardır sevgili arkadaşlar. Şimdi Jean-Jacques Rousseau'yu hatırlayın. Emil isimli eserinde Emil isimli kahramanına geleneksel masalları korku ve şiddet unsurlarını barındırdığı için okutmuyor ve anlatmıyordu. Jean-Jacques Rousseau Emil isimli eserinde yine diyor ki arkadaşlar, edebi masallar da çocukların gelişim seviyesine uygun değildir diyor. Çünkü burada çok kritik bir hata yapılıyor diyor. Hatırlayın, biz bas bas bağırdık. Bundan önceki derslerin büyük bir çoğunluğunda her derste bir kere de olsa şunu söylemiştik. Çocuk edebiyatı ürünleri öğüt veremez arkadaşlar. Çocuk edebiyatı ürünleri bir ders anlatamaz, bir şeyi öğretmeye çalışmaz. Eğer öyle olsaydı ders kitabı yazardık demiştik. Çocuk edebiyatı ürünleri öğüt vermez. Ama edebi masallar yani fabullar arkadaşlar bir kere felsefesi, temel felsefesi fabulun bir şey öğretmektir. Didaktik öğretici bir yanının olması, bir kıssadan hisse çıkarmaktır. Bir mesaj vermektir. Doğal olarak ne diyoruz? Fabullar yani arkadaşlar edebi masallar çocukların gelişim seviyesine uygun değildir. Geleneksel masallar çocukların gelişim seviyesine korku ve şiddet unsurları barındırdığı için uygun değil. Edebi masallarda didaktik ve öğretici yönü ağır bastığı için uygun değil. Hem didaktik ve öğretici yanı var, hem de bunu açık açık yapıyor arkadaşlar. O yüzden ne diyoruz? Çocuk edebiyatı ürünü öğüt vermezdi. Ha, çocuk o ürünü okuduğunda bir şey anlardı, bir şey öğrenirdi tabii ki, ama amacımız bu değildi arkadaşlar. Ders veya öğüt eserin bir yerinde, çoğunlukla da sonunda atasözü veya özdeyiş biçiminde açıkça belirtilir arkadaşlar. İşte bu yüzden çocukların gelişim seviyesine uygun değildir ifadesini kullanıyoruz. Asıl halk masallarına göre yani bir önceki başlığa göre çok daha kısa türlerdir arkadaşlar. Genellikle formel unsurlara rastlamayız. Tekerleme kısmına bir varmış bir yokmuş gibi kısımlara rastlamadığımız bir anlatı türüdür. Olaylar şahıslarla hayvanlar arasında geçer. Bazen de kahramanların tamamı, hatta çoğunlukla kahramanların tamamı hayvandır fabulların sevgili arkadaşlar. Genellikle olağanüstü kahramanlarla karşılaşmıyoruz. İşte dev gibi, cin gibi, cadı gibi kahramanlarla fabullarda karşılaşmıyoruz sevgili arkadaşlar. Hayvanlar sembolize edilerek insanlara ders verilmiştir. Fabullarda insanların kusurlu ve gülünç yönleri de doğrudan doğruya bir eleştiri konusu yapılmıştır. Aslında fabulların büyük bir çoğunluğunun yazılma sebebi arkadaşlar, insanların kusurlu ve gülünç yönlerini eleştirmektir sevgili arkadaşlar. Bu yüzden insanları eleştirmek amacıyla hayvanlar sembolik olarak kullanılarak eserler yazılmıştır. Birçok fabul şiir şeklinde yazılmasına rağmen az önce söylediğim şey, az da olsa düz yazı şeklinde oluşturulan fabullar olduğunu biliyoruz. Fabulların çocuk eğitimi açısından olumsuz yanı, işte buradaki madde çok önemli. Olumsuz yanı didaktik olmaları, ahlak dersi öğüt vermeleri, bunu da açık açık yapmalarıdır sevgili arkadaşlar. Geleneksel masallar 3 bölümden oluşurdu. Hatırlarsanız hemen bakın, dönüyorum oraya arkadaşlar. Ne demiştik onlar için? Döşeme, olay, dilek demiştik değil mi? Döşeme, olay, dilekten oluşur demiştik.
Ama arkadaşlar edebi masallar 4 bölümden oluşuyor. Serim, düğüm, çözüm. Buraya kadar sıkıntı yok. Bu bütün masallarda bulunan bölümler. Ama sonunda öğüt var. Kıssadan ise. Bu da 4. bölüm. 4 bölümden oluşuyor. Bakın ne yapıyor? Didaktik ahlak dersi öğüt veriyor. Ve bunu masalın bir bölümü olarak açık açık veriyor. Arkadaşlar bizim için burası önemli. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Kelle ile dinme arkadaşlar. Biraz bahsedecek olursak bazı bu türün örneklerinden. Bir Hint eseridir ve Beydaba tarafından milattan sonra 300 yılında oluşturulmuş bir eserdir. Eserde yurt yönetimi, felsefe ve eğitimle ilgili sorunlar üzerine durulmuştur. Dönemin Hint hükümdarı Debleşem'in katı ve zulüm yüklü yönetim tarzını eleştirmek için Beydaba'nın kaleme aldığı bir eserdir sevgili arkadaşlar. Kelle ve Dimme adının verildiği iki tane çakalın başından geçen hikayeler anlatılmaktadır. Ülkemizde Kelle ve Dimme'nin ilk çevirisi sevgili arkadaşlar 14. yüzyılda Kul Mesut tarafından yapılmıştır. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Peki bu eserin orijinal adı nedir derseniz Panca Tantra'dır değil mi? Arkadaşlar Kelle ve Dimme isimli eserin orijinal adı Panca Tantra'dır. Hint edebiyatındaki adı. Biz bunu Türkçe'ye çevirirken olay Kelle ve Dimme isimli iki tane çakalın başından geçtiği için biz bunu Kelle ve Dimme diye çevirmişiz. Ama böyle bir soruyla karşılaştığınızda bu eserle ilgili bir bilgi verdiğinde şıklarda Kelle ve Dimme ararsınız ama onu bulamazsınız. Panca Tantra bulursunuz. Kesinlikle doğru çünkü eserin orijinal adı. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Velev ki şöyle bir hatalı soru soruldu. Hatalı olur. Bunun özellikleri verildi. Kul Mesut tarafından 14. yüzyılda ilk çevirisi yapılmıştır dedi. Hint edebiyatında Beydaba tarafından oluşturulmuştur dedi. İki çakalın başından geçenler yurt yönetimini anlatmak için anlatılmıştır. Dönemin siyasileri eleştirilmiştir falan filan dedi. Sen dedin ki bu eser Kelle ve Dimme. Bir baktın şıklarda yok. Panca Tantra yazıyor. Onu rahat rahat işaretle çünkü eserin orijinal adı. Hocam bir de baktın. Soruda şıkların biri de Kelle ve Dimme yazıyor. Birinde Panca Tantra yazıyor. Dediğim gibi yanlış bir soru olur. Sorulmaması gerekir ama velev ki soruldu. Hocam hangisini işaretleyeceğiz? Panca Tantra'yı işaretleyeceksiniz. Böyle bir soruyla karşılaştığınızda Panca Tantra'yı işaretleyeceksiniz. Neden Panca Tantra'yı işaretleyeceksiniz? Eserin orijinal adı hocam. Kelle ve Dimme bizim çevirimizin adı. O yüzden Panca Tantra'yı işaretlemeyi unutmayacaksınız sevgili arkadaşlar. Gülistan Şehzadi tarafından yazılan 1258'de kaleme alınan bir eser. Yine arkadaşlar aynı Kelle ve Dimme gibi yönetici tutum ve davranışlarını eleştiren bir eser. Söyleşi kuralları gibi öğretici konulara yer veren bir eserdir sevgili arkadaşlar. Ezop masalları batıda ilk fabul yazarı olarak bilinen Ezop tarafından kaleme alınmıştır. Hocam M.Ö. 620-650 yılları arasında kaleme alınmış arkadaşlar. Yine Kelle ve Dimme gibi dönemin baskıcı yönetim tarzını hayvanlar aracılığıyla eleştirmiş. Hocam insanoğlu hiç değişmemiş. Bakın Ezop M.Ö. 620-650 yılları arasında yazmış. Yani 600 yıl M.Ö. gelse, 2000 yılda şu anda gelse, ortalama 2650 yıllık bir geçmişi var Ezop masallarının. Kalıcılığa bakar mısınız? Yani bir insan bu dünyada daha nasıl bir kalıcılık yakalayabilir? 2650 sene önce yaşamış olan bir adamın hikayeleri, masalları bugün günümüze kadar ulaşmış sevgili arkadaşlar. Ve 2650 sene önce de dönemin baskıcı yönetim tarzı eleştiriliyormuş. Ve ondan 700-800-900 sene sonra arkadaşlar Beydaba'nın yazdığı eserde de yönetici tutum ve davranışları eleştiriliyor ifadesini kullanabiliyoruz. La Fontaine fabulları Ezop'tan sonra başarıya ulaşmış en büyük şairdir sevgili arkadaşlar. La Fontaine'in toplamda 238 tane fabul yazmıştır, masal yazmıştır bunu söyleyebiliriz. Bizde 15. yüzyılda Şeyhinin Harnamesi görülüyor. Eşekname diyoruz biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Alegorik bir eserdir. Bu tarzda örnek verilebilir. Türk edebiyatında fabul türüne örnek olabilecek birçok hikaye yazılmasına rağmen Güvahi'den pek bahsedilmiyor sevgili arkadaşlar. Güvahi'nin Pentnamesinde kurbağa ile akrep, tilki ile aslan, ağustos böceği ile karınca, iki kaz ile bir kurbağa, keçi ile koyun, aslan ile oduncu gibi hikayeler bulunuyor arkadaşlar. Fabul türüne örnek olabilecek birçok hikaye yazmıştır. İlk örnekleri vermiştir diyebiliriz Güvahi için. Güvahi'nin Pentnamesine dikkat etmenizi rica ediyorum sizlerden.
Edebiyatımızda ilk fabula örneklerinin çeviri yoluyla girdiğini biliyoruz. Dünya edebiyatından önemli fabulları dilimize çeviren, özgün örnekler oluşturan yazarlar şunlardır arkadaşlar. Kayseri Rüştü'nün Nuhvetül Etfal adlı çeviri kitabı var. Şimdi bu eser çok önemli. Sınıf öğretmenlerine hitaben yazılmış bir eser arkadaşlar. Kayserili Doktor Rüştü Bey tarafından yazılmış bir eser. Okuma ve yazmanın çocuklara nasıl öğretileceğini sınıf öğretmenlerine anlatan bir eser. Okuma yazmanın çocuklara nasıl öğretileceğini anlatıyor sınıf öğretmenlerine. Sınıf öğretmeni arkadaşlar, geçen sene dedim ki arkadaşlar bu esere lütfen çok dikkat edin. 2 yıldır söylüyorum daha doğrusu. 2018'de ve 2019 sınavına hazırlanırken söyledim bunu. Kayserili Doktor Rüştü Bey'in Nuhvetül Etfal isimli eseri sınıf öğretmenlerine çocuklara yönelik okuma yazmayı nasıl öğreteceklerini anlatmak için yazılmış bir eserdir. Lütfen dikkat edin. 2019 YHBT sorusu arkadaşlar. Nuhvetül Etfal. Yani buradan bir sorunun size gelme ihtimali yine yüksek. Dikkat edin. Bütün branşlar için söylüyorum bunu. Nuhvetül Etfal 2019 YHBT'de sınıf öğretmenlerine soruldu. Dedi ki Kayserili Doktor Rüştü Bey tarafından yazılan çocuklara okuma yazmanın nasıl öğretilmesi gerektiğini anlatan eser aşağıdakilerden hangisidir ifadesini kullanmıştı sevgili arkadaşlar. Ve ben bu eserle ilgili şöyle çok kaliteli bir soruyla da karşılaşmıştım. Şimdi bu eser çeviri bir eser ama içerisinde yazarının da özgün kısımlarının yer aldığı bölümler var sevgili arkadaşlar bu eserde. Hem çeviri hem de kendi yazarının özgün olarak kendinin yazdığı bölümler var. Aşağıdaki yukarıda verilen numaralı eserlerden hangileri veya hangisi veya hangilerinde hem çeviri hem de yazarının özgün ifadelerinin olduğu kısımlar bulunmaktadır diye sorulmuştu. Nuhvetül Etfal onlardan biridir. Bu konuda bu esere dikkat etmenizde fayda var sevgili arkadaşlar. Yine Şinasi'nin La Fontaine'den fabullar çevirdiğini biliyoruz. Eserin adı Tercüme-i Manzume sevgili arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. Tercüme-i Manzume isimli eserinde Şinasi'nin sevgili arkadaşlar La Fontaine'den fabullar çevirdiğini biliyoruz. Eşek ile Tilki hikayesi çocuklar için yazılan ilk manzum öyküdür. Yine Ahmet Mithat Efendi'nin Kıssadan Hisse isimli eserinde Ezop ve La Fontaine'den yaptığı çevirilerin var olduğunu biliyoruz. Recaizade Mahmut Ekrem çok karşımıza çıkmaz ama Naçiz adlı eserinde özür dilerim takma adı dedim. Naçiz adlı eserinde topladığı çevirilerini bir araya getirdiğini biliyoruz sevgili arkadaşlar. Çevirilerini topladığını biliyoruz. Ama çok fazla karşılaşacağımızı sanmıyorum. Burada özellikle şuna dikkat etmenizi istiyorum sevgili arkadaşlar. Orhan Veli Kanık Cumhuriyet döneminde Nasrettin Hoca fıkralarını ve La Fontaine fabüllerini çalışıp bir kere daha kitaplaştırmıştır sevgili arkadaşlar. Bakın şuraya sıkıştırıyorum. Orhan Veli Kanık Cumhuriyet döneminde Nasrettin Hoca hikayeleri fıkralarıyla La Fontaine'in fabüllerini arkadaşlar çalışmıştır. Cumhuriyet döneminde çalışan bir yazarımızdır ve kitaplaştırmıştır. Bunu da birkaç yıldır ısrarla söylüyorum. Geçen sene değil, ondan önceki sene bunun da müthiş bir sorusu Türkçe öğretmenlerine soruldu. Ha hocam sorulmuş şeyleri niye tekrarlıyorsunuz demeyin. ÖSYM'den bahsediyoruz. Aynı şeyi arka arkaya sorduğu yılları çok iyi biliyorum aynı konuları. Ki başıma geldi sevgili arkadaşlar. O yüzden dönüp dolaşıp sınıf öğretmenlerine sormuştum. Hadi bir de Türkçecilere sorayım. Türkçecilere sormuştum. Hadi bir de okul öncecilere sorayım diye bilir sevgili arkadaşlar. Orhan Veli Kanık'ın Cumhuriyet döneminde Nasrettin Hoca fıkralarını ve La Fontaine fabüllerini çalıştığını, güncel olarak hazırladığını biliyoruz. Bundan da bahsetmekte fayda olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Çağdaş masallar. Çağdaş masal başlığının üstüne sizden ricam. Şöyle bir şey yazar mısınız arkadaşlar? Çocuklar hayali gelişimini bu tür ile giderecekler. Arkadaşlar çağdaş masallar için diyoruz ki çocukların hayali gelişimini giderdiği türdür diyoruz. Üç tane masal türünün üçüncüsü. Birincisi asıl halk masalları korku ve şiddet unsuru barındırdığı için çocukların gelişim seviyesine uygun değildir. İkincisi fabullar, hayvan masalları ya da edebi masallar
öğüt verdikleri için ve bunu da açık açık yaptıkları için çocukların gelişim seviyesine uygun değiller. Üçüncüsü çağdaş masal, çocuklar hayali gelişimini bu tür ile giderecek ifadesini kullanıyoruz. Şimdi bununla ilgili birkaç tane madde söylemek istiyorum. Lütfen siz de çağdaş masal başlığının yanına notunuzda yazın arkadaşlar. Çağdaş masal başlığının yanına notunuzda yazın. 1. Yazarı bellidir. Sevgili arkadaşlar, bir dakikanızı rica ediyorum. Burada küçük bir problem yaşadık. Şurayı bir düzeltelim sevgili. Evet. Tekrar düzelteceğim orayı. Yazarı bellidir sevgili arkadaşlar. Çağdaş masalları. 2. Çağdaş masallarda güncel zaman kullanılır. Üç, çağdaş masallarda günümüz coğrafyası kullanılır. Dört, çağdaş masallarda güncel sorunlar işlenir. Ve beş sevgili arkadaşlar, hemen şurada bir dakikanızı rica ediyorum. Onu bulmaya çalışmak istiyorum. Çağdaş masallarda korku ve şiddet unsurlarına rastlanmaz. Çağdaş masallar öğüt vermez. Korku ve şiddet unsurlarına rastlanmaz. O yüzden çocuklar hayali gelişimini bu tür ile giderecektir sevgili arkadaşlar. Hayali gelişimini bu tür ile sağlayacaktır ifadesini kullanıyoruz. Bir kere daha çağdaş masalın bu yazı kısmına bakmaya bile gerek yok. Çağdaş masallarla ilgili bu söylediğim 5 maddeyi bileceksiniz. 1. Çağdaş masalların yazarı bellidir arkadaşlar. Bir kere kafadan diğer ikisinden ayrılıyor. Gerçi La Fontaine fabulları falan var. Onun da yazarı belli ama burada bir amaç için yazılıyor. Çocukların gelişim seviyesine onları doyurabilmek için yazılan bir tür. 2. Çağdaş masallarda güncel zaman kullanılır. Yani Kaf Dağı'nın ardı falan demiyor arkadaşlar. Atıyorum işte Mersin'de ne olsun? Bir cadde söyleyin. Sahil yolu olsun mesela. Bir şey söyleyin. Öyle bir yer olsun. Böyle bir zaman, güncel zaman kullanılıyor. Güncel bir coğrafya kullanılıyor sevgili arkadaşlar. 2020'nin Mayıs ayıydı diyor. Mersin'in şu caddesiydi diyor. Yazarı belli. Güncel zaman kullanılıyor. Günümüz coğrafyası kullanılıyor. Güncel sorunlar işleniyor sevgili arkadaşlar. Ve en son kısmında yazan çağdaş masallarda korku ve şiddet unsurlarına rastlamıyoruz. O yüzden çağdaş masallar için diyoruz ki baştan üstüne not alıyoruz. Çocuklar hayali gelişimini bu tür ile giderecekler ifadesini kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar Türk Edebiyatı'ndan masal başlığına geçmiyorum. Burada bırakıyoruz. Bir sonraki dersimizde Türk Edebiyatı'ndaki masal başlığından devam ediyoruz. Hepinize sevdiklerinize ve size her şeyden önce sağlık diliyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Ders çalışmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.